sabahlar sevgili izleyenler. Haftanın dördüncü işlem gününde portföy yönetimiyle karşınızdayız. Piyasalardaki son durumdan bahsederek başlayacağız hemen. Bu sabah Asya piyasalarında Hong Kong'da hafif alıcılı, Çin tarafında Japonya'da biraz daha negatif bir seyir hakimdi. Ve ABD vadelerinde de aslında sınırlı alıcılı bir görünüm var diyebiliriz. Yurt dışında birçok ülkede Mart ayı öncü PMI verilerini takip ediyor olacağız. ABD'den keza dayanıklı maaş siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini görüyor olacağız. Aslında bunların ötesinde önemli bir gündem maddesi daha var. Piyasalar bugün Brüksel'de yapılacak olağanüstü NATO zirvesinden çıkacak olan açıklamaları da takip edecek. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlardan bahsediyoruz bu süreçte ki bu zirveden bu kararların çıkması da beklenenler arasında. Biden yarın Polonya'ya geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO olağanüstü zirvesine katılacak aynı zamanda. Zirve sırasında İkili temaslarda da bulunacak, detaylarını da biz de bu ekrandan sizlere aktarıyor olacağız. Devam eden jeopolitik belirsizlikler var. Enerji krizini derinleştiriyor. Şahinleşen bir FED var. Bunun gibi negatif gelişmelere karşı bir süredir rally havasında olan piyasaları da takip ediyoruz. ABD borsaları ile başlayacak olursak detay vermeyin. %1-1,5 arasında düşüş kaydettiğini görüyoruz. Dünkü düşüş momentumu biraz daha düşüş tarafı momentumdaki kayba işaret etmiş olsa da teknik olarak endekslerde ciddi bir bozulma gözlemlenmediğini ifade edebiliriz ki bu sabah itibariyle de vadelilerde fuarda seyreden görünümler mevcut. Avrupa tarafında yine yataya yakın hafif yükselişler gözlemlediğimizi belirtelim. MSCI Asya Pasifik tarafında kısmi düşüşler vardı. Avrupa ve ABD cephesinde açıklanacak veriler yine önemli olacak. Ukrayna krizinin algıyı ne derece etkilediğini gözlemlemek adına da önemli veriler var. İçeride Borsa İstanbul'u konuşacağız. Dün güne nerelerden başlamıştı, nerelere tutunmaya çalıştı dediğimizde 2200 seviyeleri önemli direnç seviyeleriydi. Bu seviyenin üzerinde tutulmayan bir Borsa İstanbul tarafı gördük. Kar satışlarıyla karşılaştı. Temettü ödemeleriyle birlikte gelen haber akışı biraz daha Borsa İstanbul'daki bu hareketliliği destekliyor diyebiliriz. 0.26 oranında düşüşle günü kapattığından bahsedebiliriz. Dönüp baktığımızda 2195 puanı görüyoruz. 2200'ün altındayız yine. 0.56'lık bir yukarı yönlü hareket de var. Baktığımızda 2195 en yüksek kapanış seviyesiydi. Son bir haftalık grafik için konuşacak olursak aşağıda 2133 puanı görüyoruz. Holding ve ulaştırma tarafında %1.1 oranında düşüş takip ettik. Keza sanayi endeksinde günü yatay seviyelerden kapatan bir görünüm vardı. Temettü tarafı sanayi tarafındaki hareketliliği daha fazla etkiliyor elbette. Bankacılık bu süreç içerisinde bu hafta genelinde aslında biraz daha primli hareket etti diyebiliriz. Dünkü kapanışta da 0.24'lük bir prim gördük. Haber akışı arasında neler var diye baktığımızda Fed'in faiz kararı sonrasında açıklamalarına devam eden guvernörlerin söylemlerini de takip ediyoruz bir yandan. Onlardan biri örneğin San Francisco Fed Başkanı, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın açıklamaları önden yüklemeli faiz artışının gerekli olduğunu savunur tarzda ve bu sene 50 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğini belirttiğini söyleyelim. Yine faiz artışında daha agresif olmaları gerektiğini dile getiren guvernörlerin sayısı da artmış durumda. Nisan toplantısından 50 bas puanlık bir artış gelir mi görüyor olacağız. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, verilerin gerekli olduğunu işaret etmeleri halinde Mayıs ayı için yapılacak olan bir faiz artışından bahsediyor 50 bas puan dolaylarında ve FED bilançosunun daraltılmasına başlanması noktasına biraz daha yakın olduğunu belirtiyor diyebiliriz. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları yine gündemde önemli bir yer aldı. Yani Putin dost olmayan ülkeler olarak adlandırdıkları ve içinde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Japonya, İsviçre, Kanada ve dahi Birleşik Krallık gibi ülkelerin olduğu listenin paylaşılmasının ardından bu ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde rubleye geçileceğini açıkladı. Putin'in açıklamaları sonrasında tabii ki de petrolde yukarı yönlü hareketler gördük. Yükseliş hızlandı. Ay başında 140 dolara yaklaşan petrol rakamlarında son 14 yılın en yüksek seviyesini gören bir Brent petrol vardı. Dün 121 doları da aşarak 9 Mart sonrası kayıplarını silmiş oldu diyebiliriz. Haftalık bazda yükselişi %10'a tekabül etti oransal anlamda. Yılbaşından bu yana tabii bu rakam nereye tekabül ediyor diye baktığımızda %50'nin üzerinde bir yükseliş takip etmekteyiz. Bu süreç özellikle dost olmayan ülkelere doğalgazı rubleyle satacakları yönündeki açıklamaları beraberinde getirdiğinden dolayı konuyla ilgili bazı ülkelerden de açıklamalar geldiğini görüyoruz. Japonya mesela gaz alımlarında rubleyle ödemenin nasıl işleyeceği konusunda net bir açıklama beklediklerini ifade etti. İtalya Başbakanı Draghi keza onun danışmanının yaptığı açıklamalar vardı. İtalya'nın rubleyle ödemeye sıcak yaklaşmadığı belirtilen
detaylar kayıtlara geçti ki petrodolar özelinde bir piyasanın olduğu düşünecek olursa rubleyle ödeme çok da sıcak yaklaşılacak bir husus değil gibi görünüyor. ABD güvenlik danışmanı Jack Sullivan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte özellikle bugünkü NATO liderler zirvesi için yapılacak yolculuk sırasında ABD Başkanı Biden'ın bugün Rus siyasileriyle ve oligarklarına karşı yapılacak yeni yaptırım paketleri açıklayacağı ifade ediliyor. Keza yine İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak 2022 adına İngiltere'nin büyüme tahminlerini düşürmüş durumda. Yaptığı son açıklamalarda %6'dan 3.8'e indirdiler. Böyle bir revize durum söz konusu dün gelen 30 yılın en yüksek seviyesine işaret eden enflasyon rakamlarıyla birlikte. Şubat'ta hem artan enerji maliyetlerinden hem de gıda maliyetlerinden bahseder noktadayız. Yıllık %6'lık beklentiye karşılık %6.2'ye yükselen bir rakam vardı TÜFE tarafında ve 30 yılın zirvesi demiştik bu rakamlara. Jerome Powell son olarak katıldığı bir zirvede dijital doların kişisel gizliliği garanti altına alması gerektiğini ifade ediyor. Kripto paraların gayrimeşru işlerde kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydediyor aynı zamanda. Çünkü bu oligarklara getirilen yaptırımların bir taraftan kripto paralar eliyle delindiği de belirtiliyor. Geleneksel piyasaları da etki edebileceği ifade ediliyor bir taraftan. Veri akışına baktığımızda yine konut satışları, yüksek fiyatlar, yükselen konut kredisi rakamlarıyla beraber geldiği nokta itibariyle ABD'de ikinci ayda da düşmüş görünüyor. Şubat ayı için %2 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 722 bin seviyesine gerilemiş durumda. Ortalama konut fiyatlarında yıllık bazda %10'un üzerinde bir artış olduğunu görmekteyiz. Borsa İstanbul tarafına, ABD piyasalarına ve açıklanan verilere bir parça değindik. İçeride bankacılık tarafı biraz daha güçlü kaldı dedik. Sanayi tarafındaki hareketliliği, aşağı yönlü hareketi takip ediyorduk. Temettü açıklamalarıyla birlikte kar realizasyonlarını takip ettiğimiz bir görünüm vardı Borsa İstanbul'da. Bankacılık tarafı biraz daha primini seyretti demiştik. Bugün içinde 1763 puan seviyesini görüyoruz anlık olarak yatay pozitif diyebileceğimiz bir noktada fiyatlamalar devam ediyor. Ve dönüp baktığımızda son bir haftaya 1766 en yüksek seviyede aşağıda 1712'leri görüyoruz. Bankacılık hisselerinde nasıl bir görünüm var hemen oraya da bir göz atalım. Bilanço tarafı oldukça iyi gelmişti bankalar adına. Özellikle bu süreçte kamu bankalarının performansının da özel bankalara yaklaştığından bahsetmiştik. Genel manada primli fiyatlamalar görmekteyiz. Bankacılık hisseleri üzerinde garantide bir yarım puanlık aşağı yönlü hareket var. Vakıf tarafında yatay bir görünüm görüyoruz. Akbank'ta 0.4, Halkbank'ta 0.4, Yapı Kredi'de 0.2, İş Bankası'nda 0.2'lik yukarı yönlü hareketler takip etmekteyiz. Diğer bankacılık hisselerini de hemen ekrana getirelim. Albaraka yatay, Kalkınma 1.5 civarında primli. TSKB'de yine yatay bir seviye Şekerbank ve QNB ile beraber ICBC'de 0.2'lik yukarı yönlü hareketler takip ettiğimizden bahsedelim. Gelelim Viyop tarafına. Viyop 30'da BIST 30 Nisan vadeli sözleşmeye baktığımızda teknik olarak değerlendirmeleri şöyle bir aktaracak olursak şu an için 2500'le negatif, yatay negatif bir seyir görüyoruz. Yükseliş trendinin alt noktası olarak 2450 puan seviyeleri takip ediliyor. Bu noktalar önemli olarak addedilmekle birlikte ilgili bölgenin üzerinden 2450 puanın üzerinde pozitif taraftaki hareketlerin devamının beklenebileceğini belirtebiliriz. 2550-2575 buralar biraz daha kontrol için önemli olacak gibi görünüyor. Üst noktada trendin 2550 seviyesi telaffuz edilmekle birlikte bunun üzerindeki hareketler kalıcı olması şartıyla tabii ki mevcut görünümün pozitif anlamda daha da güçlenmesini beraberinde getirebilir değil. Detaylar böyle. Son fiyatlamalar ve haber akışlarından bahsettik. Şimdi yine yorum alma zamanı. TEP Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İçeriden başlayayım dilerseniz. Borsa İstanbul'a baktığımızda bu hafta temettü haberleriyle aslında güne başlıyoruz. Bu haberlerle birlikte sektörel anlamda olmasa da hisse bazlı ayrışmaları da takip ediyoruz. Nasıl bir görünüm var? Yatırımcılar neyi takip ediyor? Jeopolitik risklerin hala daha masada olduğu bu süreçte nelere dikkat etmeliler? Şimdi Gözde Hanım, Borsa İstanbul tarafında son dönemde iyi bir performans görüyoruz. Yaklaşık bir aydır endeks yükseliş eğiliminde. Geçen hafta 2100 seviyelerinin yukarı doğru kırılmasıyla
bu yukarı hareketin borsa tarafında biraz daha momentum kazandığını gördük. Endekste şu an için hareketlenme devam ediyor gibi gözüküyor. Yukarıda 2250 seviyesinde endekste ara bir direnç var. Muhtemelen bu son yakaladığımız momentum içinde bu bölge test edilecek. Tabii jeopolitik taraftaki gelişmeler önemli. Burayı piyasalar hem içeride hem dışarıda yakından izlemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna konusu yine piyasaların ana gündeminde ön planda bulunuyor. Emtia fiyatları tabii piyasaların takibinde. Son bir haftada emtia fiyatlarında biraz düzeltme görmüştük ama hafta başından beri yeniden emtialar yukarı doğru hareketlenmiş durumda. Petrol fiyatlarında özellikle yukarı hareket yeniden dikkat çekiyor. Bunun da dün biraz küresel tarafta baskısı vardı. Genel anlamda Borsa İstanbul için olumlu trendin şu an için Gözde Hanım sürdüğünü söyleyebilirim. Bu süreç içerisinde ayrışmalara baktığımızda biraz daha hisse bazlı hareketliliklerin ön plana çıktığından bahsediyoruz ya hani. Bu savaş öncesinde şunu konuşuyorduk aslında işte biraz daha büyüme hisselerinden değer hisselerine bir yönelim ortaya çıkmıştı yatırımcılar nezdinde. Bu süreç yeniden acaba büyümeye dair tabii endişeler de var ama biraz daha işte borsalardaki hareketliliğe baktığımızda büyüme tarafındaki hisselere bir kayışı beraberinde getirdim. Bundan sonraki süreç yatırımcıların tercihlerinin nereye yoğunlaştığını gösterecek bize. Neler beklersiniz? Şimdi son dönemde tabii Borsa İstanbul tarafında emtia bazı şirketlerin ağırlıklı talep gördüğünü görüyoruz. Yine fiyatlamasını yabancı para cinsinden yapan şirketler borsada talep görmeye devam ediyor. İhracatçı şirketlere yine talep var. Bankacılık sektöründe fiyatlar orta vade açısından, değerleme açısından uygun seviyelerde. Yine son haftalarda bankacılık sektörüne de talebin geldiğini takip ediyoruz. Tabii yeni yıla başlarken daha çok büyüme, ihracat ve turizm temalarının daha ön planda olduğunu görmüştük. Ama son jeopolitik gelişmelerden sonra özellikle bu emtia tarafındaki yukarı hareketin hızlanmasından sonra emtia bazı şirketler hem bizde hem dünyada talep daha fazla görmeye başladı. Bir süre daha bu emtia bazı şirketlerin fiyatlamasını özellikle yabancı para cinsinden yapan şirketlerin talep görmeye devam ettiğini görebiliriz. Eğer küresel tarafta bu jeopolitik stres biraz azalırsa yeniden tabii büyüme beklentileri ön plana çıkacaktır. Enflasyon kaygıları belki biraz azalacaktır. O zaman büyüme odaklı şirketlerin yeniden talep görmeye başladığını görebiliriz Gözde Hanım. Merkez bankacılığı için nasıl bir süreç var? Biz bunu size de daha önce pandemi evresi içerisinde farklılaşan işte merkez bankacılığı algısı yahut işte Merkez Bankası aktörleri üzerine yüklenen farklılaşan görevler ya da beklentiler diyelim buna. Yatırımcılar çünkü bu süreçte çok fazla şey duymak istediler. Piyasalar çok fazla şey duymak istedi, takip etmek istedi. Nasıl bir süreç oldu? Savaşla beraber bu nereye doğru evrildi? Bir taraftan bunu da sormak istiyorum. Çünkü Fed'in yayınladığı projeksiyonlara baktığımızda sene sonu itibariyle ifade edilenlerle sonrasındaki beklentiler çok kısa zaman içerisinde farklılık gösterdi. Savaşın patlak vermesiyle birlikte o faiz artışlarında beklenen değişiklikler bir taraftan geride kaldı gibi Mart ayındaki toplantıya da baktığımızda. Yani 50 bas puan, 75 bas puanlık faiz artışları söylemleriyle piyasalar biraz daha yön bulmaya çalışırken işte 25 bas puan daha sınırlı şahin olarak ifade edilebilecek söylemler takip ettik. Bir geç kalmışlık endişesi vuku buldu mu piyasalarda? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bir taraftan Fed'in bundan sonraki alacağı aksiyonlar daha rigid mi olacak? Çünkü beklentiler bir sonraki toplantıda işte Nisan-Mayıs bunları takip edeceğiz gibi görünüyor. 50 bas puanlık faiz artışları gelir mi? Oradaki yankılar nasıl piyasada kendini gösteriyor? Şimdi tabii Fed bu yıla başlarken enflasyon tarafında etkilerin geçici olduğuna yönelik daha çok değerlendirmeler yapmıştı.
Ama tabii fiyat hareketlerinin gelişimine bağlı olarak yine emtia fiyatlarındaki yukarı harekete bağlı olarak Fed'in de son haftalarda, son 1-1,5 ayda söyleminin değiştiğini görüyoruz. En son Powell açıklamasında enflasyonla mücadele için daha güçlü adımlar atabileceğinin, daha yüksek oranlı faiz artışlarının olabileceğinin de sinyalini vermiş durumda. Muhtemelen biz büyük merkez bankalarının, Fed, Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankalarının bundan sonraki süreçte bu enflasyona karşı biraz daha sıkı para politikası uygulamaya başladığını göreceğiz. Fed'in Mayıs toplantısından şu anda beklentiler en son Powell'ın açıklamaları sonrasında 50 baz puana çıkmış durumda faiz artışı beklentileri. Muhtemelen biz dediğim gibi merkez bankalarının bundan sonraki süreçte enflasyon konusunda özellikle Amerika tarafında daha sıkı para politikası uygulamaya başladığını takip edeceğiz gözden. Tahvil cephesinden de bahsedecek olursak şimdi 2 yıllıklarda da 10 yıllıklarda da ciddi bir yükseliş var. Ki bu yükselişlerin hisse senedi piyasalarını baskı altına alması beklenebilir. Keza işte altın içinde belki benzer bir şeyi konuşabiliriz ama jeopolitik risklerden bahsediyoruz ve buradaki süreç güvenli limanı destekler nitelikte. Yani aslında beklediğimiz normlar, öğrendiğimiz normlarla piyasa dinamiklerinin şekillenmediği bir süreçteyiz. Hem pandemi hem savaş koşulları nedeniyle. Bundan sonraki süreç için mesela hala daha ciddi bir trend bozulması görmediğimiz hisse senedi piyasalarında nasıl bir yön beklersiniz? Alınacak kararlar, atılacak adımlar, tansiyonun düşmüyor olması belki bu anlamda. İşte yeni yaptırımları konuşuyoruz, yaptırımlara misilleme haberlerini yine değerlendiriyoruz. Bunların yansımaları nasıl olacak önümüzdeki süreç için? Şimdi tabii küresel bazda yatırımcılar bu gelişmelere karşı korunmak için arayışlarını artırmış durumdalar. Hem hisse piyasalarında küresel taraf için konuşuyorum, hem de tahvillerde yılbaşından bu yana genelde satışlar takip ettik. Hem Avrupa hem Amerika endeksleri son zirvelerine göre %10'un üzerinde aşağıya geldiler. Ancak son haftalara baktığımızda yatırımcılar tarafında enflasyon tarafında koruma arayışları artmış durumda. Bu esasında bir miktar hisse senedine de talep oluşturuyor. Bu jeopolitik endişelerin biraz ortadan kalkmaya başlamasına paralel hisse piyasalarına küresel bazda talebin arttığını da görebiliriz. En son Fed faiz artırım sürecini 2015-2018 arasında yapmıştım. Bu faiz artırım sürecini başlatmadan önce daha çok biz Amerika borsasında bir iki ay öncesinde satışlar görmüştük. Sonrasında faiz artırımı süreci başladıktan sonra büyüme ve şirket karlılıkları biraz daha ön plana çıkmıştı. Hisse senedi piyasaları yükselişe geçmişti. Eğer jeopolitik gelişmeler dediğim gibi biraz azalırsa buradaki stres, biz yine küresel büyüme beklentilerinin ön plana döndüğünü görebiliriz Gözde Hanım. Bu da tabii hisse piyasalarına yeni bir talep gelmesini sağlayabilir. Peki büyümeye dair emareleri nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Mesela dünyanın en büyük ekonomi, en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ilk çeyrek için herhangi bir işte tahminlere baktığımızda yatay kalması bekleniyor. Bir taraftan küresel büyüme görünümüne yönelik raporlara baktığımızda aşağı yönlü revizeler keza bu ülkeler nezdinde de geliyor elbette ama işte resesyon üzerine stagflasyon riskini de konuşuyoruz. Piyasalar açısından ne anlam ifade ediyor? Özellikle Çin'e dair yapılan bu tahminler. Şimdi Çin Merkez Bankası tabii bu ekonomideki yavaşlamayla mücadele etmek için ekonomiye desteğini devam ettiriyor. Yani hem faiz indirimi anlamında hem de likidite anlamında Çin Merkez Bankası'nın, Çin hükümetinin desteğini
sürdüğünü görüyoruz. Burada 2022 için genel beklenti teşviklerin Çin tarafında sürmesi yönünde. Yine Merkez Bankası'nın da önümüzdeki aylarda yeni faiz indirimleri Çin Merkez Bankası'nın yapması bekleniyor. Tabii emtia fiyatlarındaki bu yükseliş küresel talepte bir olumsuz etki yarattı. Yine bu jeopolitik gelişmelerin de talep üzerinde o olumsuz etkilerini gördük. Stagflasyon tartışmaları tabii küresel bazda son aylarda daha güçlü olmaya başladı. Eğer burada tabii Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerginlik uzarsa bu şeyi stagflasyon riskini artırabilir ama süreç uzamadan bir çözüm bulunursa muhtemelen bu yavaşlama da çok uzun soluklu olmayabilir. Yeniden biz ekonomilerin toparlanmaya girdiğini görebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine Rusya-Ukrayna konusu emtia fiyatları küresel tarafta yakından izlenecek gibi gözlerim. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. TEP Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul bizimle birlikteydi. Şimdi borsadan haberlerle devam edeceğiz. Hisse bazlı değerlendireceğiz. Batı Çim tarafıyla başlayacağız. Batı Anadolu Çimento Sanayi. Gelen haber akışına baktığımızda şirket fabrikasının döner fırın bir hattında yapılacak planlı revizyon çalışmalarının nedeniyle 13 Nisan'a kadar faaliyetin durdurulduğu aktarılmış durumda bu son süreç içerisinde. Yine detaylı hisse hareketlerine de anlık olarak yer verecek olursak 15 lira 79 kuruş seviyesinde görüyoruz Batı Çimento'yu. 0.38'lik bir aşağı yönlü hareket var. 15.85, 13.81 son bir hafta içerisinde takip ettiğimiz en yüksek ve en düşük seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. İkinci hissemiz haber akışını takip ettiğimiz Birleşim Mühendislik. Orada da Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında şirket ve şirketin bağlı ortaklığı olan Erdi Mühendislik tarafının ihaleye verdiği teklif ve Birleşim Mühendisliği mekanik tesisat işleri için 10.3 milyon euro artı 98.3 milyon lira tutarında Erdi Mühendisliği'nin elektrik tesisat işleri için 9.2 milyon euro artı olarak da 82.9 milyon lira tutarlı ihaleleri kazandığı ifade ediliyor. Bu haber akışıyla birlikte ihaleyi kazanan şirketin hissesinde primli bir fiyatlama mevcut. %1'in üzerinde görüyoruz. 8 lira 92 kuruş seviyesinde. Keza yine son bir haftalık grafikte 10 lira 32 kuruş en yüksek seviye. 8 lira 37 kuruş en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Son bir aylık diye düzeltelim. Dardanel var. Üçüncü hissemiz olarak sermaye artırımı gerçekleştirilmişti. Buradan elde edilen fonun 51.3 milyon lirasının TL bazlı kredi ödemelerinde 396.2 milyon lirasının euro ödemelerinde, 59 milyon lirasında yurt dışı yatırımlarında, 29.7 milyon lirasının da işletme sermayesinde kullanıldığı belirtilenler arasında elde edilen fonla ilgili detaylı bilgilendirmeyi bu şekilde gerçekleştirmiş durumdalar. 3 lira 2 kuruş seviyesinde anlık olarak Dardanel. %2.72'lik primi takip ediyoruz. Yine son bir aylık grafikte 3 lira 11 kuruş, 2 lira 88 kuruş arasındaki seviyeleri görmekteyiz. Bir diğer hissemiz Dinamik Isı. Dinamik Isı makine yalıtım tarafında elastomerik kauçuk köpüğü, yalıtım malzemeleri üretim tesislerinde makine ve ekipmanların montaj ve kurulum çalışmalarının tamamlanarak deneme üretimlerinin başladığına dair bir haber akışını da görmekteyiz. Döktaş. Bir diğer hissemiz Döktaş Dökümcülük'te sermaye artırımından elde edilen fona ilişkin bir dağıtım haberi var. 16.4 milyon lirasının finansal borç ödemesinde kullanıldığı belirtiliyor. 29.6 milyon lirasının ise işletme sermayesi kullanımında kapsamında kullanılmasının planlandığı belirtilmekte. Döktaş'a baktığımızda 29 lira 22 kuruşu görüyoruz. Anlık hareketlerde 0.62'lik yukarı yönlü primi takip ediyoruz. 31 lira 50 kuruş işlemlerin geçtiği en yüksek seviyeydi son bir ayda. 28 lira 68 kuruş ise en düşük seviye olarak karşımıza çıkmakta. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir diğer hissemiz Çanakkale. Kepez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin iptal edildiğine dair bir açıklama paylaşmış durumdalar. Son olarak Büyük Yalı İstanbul Projesi'nin cami ve altyapı çevre düzenleme işlemlerinin de kısmi geçici kabul tutanağıyla onaylandığı belirtiliyor. Emlak Konut tarafında %2 lira 35 kuruşu görüyoruz. %0.43'lük
Yukarı yönlü hareketle beraber 2.36-1.99 seviyeleri son bir ayda karşımıza çıkan en yüksek ve en düşük kapanış rakamları oluyor. Girişim elektrik sanayi var diğer taraftan. Şirketin Çoruh Elektrik Dağıtım ve Fırat Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen FİDER koruma rölesi alımı iş ihalelerine katılarak 604 bin dolarla en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olduğu belirtiliyor. Bu tarafta yine girişim elektrik cephesinde anlık hareketlere baktığımızda hissesindeki 18 lira 35 kuruş seviyesini görüyoruz. 0.44 yukarıda 19 lira 8 kuruş, 17 lira 70 kuruş seviyeleri en yüksek ve en düşük seviyeler son bir ayda işlemlerin geçtiği. Hitit Bilgisayar yine şirket haberi takip ettiğimiz bir hisse. 2021 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Royal Brunei Hava Yolları'nın şirketçe sistem geçişinin tamamlandığı belirtilenler arasında Hitit Bilgisayar cephesinde. Onu da eğer görebileceksek, evet, detaylarına baktık. Kontrolmatik bir diğer hissemiz. Şirketin yine Senergo firmasından Özbekistan Sridarya'da kurulacak olan 220 megawatt doğalgaz kombine çevrim santraline ait 220 kilowatt güzel substation projesi kapsamında 2.4 milyon dolar tutarında sipariş aldığı belirtiliyor Kontrolmatik cephesinde. Kağıt anlık olarak 145 lira 80 kuruş seviyesinde yarım puan civarında bir primi var. 145 lira 90 kuruş son bir ayda görülen en yüksek kapanış rakamıydı. Aşağıda 116 lira 20 kuruş seviyesini takip etmekteyiz. ODAŞ bir diğer hissemiz. Sermaye artırımından elde edilen 813.4 milyon liralık bir fon var. Tamamının grubun finansal borç, ana para ve faiz ödemeleri, Özbekistan Doğalgaz Çevrim Santrali yatırım projesi ve madencilik faaliyetlerinde kullanıldığı açıklanmış durumda. Yine burada da yatay bir seyir takip etmekle birlikte 1 lira 62 kuruşu görüyoruz anlık olarak. 1 lira 65 kuruş, 1 lira 30 kuruş arasındaki seviyeler son bir ayın en yüksek ve en düşük kapanış rakamları olarak karşımıza çıkmakta. ODAŞ sonrasında yine bir elektrik şirketi var, ORGE. Orada da İstanbul'da inşası devam etmekte olan bir projesi var şirketin. İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları elektrik işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 2.7 milyon euro tutarındaki teklifin kabul edildiği belirtiliyor. İhalenin de şirket lehine sonuçlandığını ifade edebiliriz. 7 lira 1 kuruş seviyesinde anlık olarak 0.86 yukarıda 6.27, 7.01 bu seviyeler son bir ayın en yüksek ve en düşük seviyeleri. Yine bir enerji şirketi Smart Güneş Enerjisi'ni göreceğiz. Bugün şirket payları borsada işlem görmeye başladı. Yine bu taraftaki haber akışlarında önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız. Ulusoy'un var sırada. Ulusoy'un tarafında toprak mahsulleri tarafından açılan 158.7 milyon liralık buğday ihalesi vardı ki bu buğday ihalesine şirketin vermiş olduğu teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın %100'e tekabül ediyor bu miktar. 1 Nisan 30 Nisan arasında teslim edileceği belirtilmiş durumda. 8 lira 45 kuruş seviyesinde %3.3'lük yukarı yönlü hareketle beraber 9.30 yukarıda 6.37 aşağıda gördüğümüz kapanış rakamları son bir ayda. Ziraat gayrimenkul. Buna dair haber akışına da baktığımızda Kayaşehir Paladyum AVM'nin satışına ilişkin haberlerin doğrulandığı, yine taşınmazın ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar vererek düzenlenen fiziki ihalede taşınmazın ekspertiz değeri üzerinden teklif veren Sıra gruba satılmasına karar verildiği açıklanmış durumda. Ziraat GYO'nun kağıdında 2 lira 74 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Anlık olarak işlemler buradan geçiyor. 0.37 yukarıdayız. 2.74 en yüksek, 2.26 en düşük seviyeler son bir ay için. Yine borsadan şirket haberlerini vermeye devam edeceğiz. Sermaye artıran şirketlerden bahsedeceğiz. Ekiz onlardan biri, Ekiz Kimya. Ekiz Kimya cephesinde şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltildiğini görüyoruz. 35 milyon liradan 45 milyon liraya yükseltildiği haberini takip ediyoruz. İnfo'da info yatırım cephesinde şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmesi kapsamında yapılan bir başvuru vardı. SPK tarafından bu başvurunun onaylandığı açıklandı. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir diğer sermaye artıran şirket. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar liradan 7 milyar liraya yükseltilmesi kararı genel kurul tarafından kabul görmüş durumda. Bir diğer taraftan tedbir uygulanan şirketler var. Euro Yatırım Menkul Değerler Anadolu Asuzu bunlardan biri. Tedbir uygulanan şirketler cephesinde de bu tarafları görüyoruz.
Küresel piyasalara baktık. Tahvil cephesindeki hareketlilikten bahsettik. 10 yıllıklar cephesinde özellikle bölgesel FED başkanlarının sıkılaşma özelindeki yoğunlaşan ve şahinleşen aslında ifadelerini takip ettik. %2.41 seviyelerini gördük bu anlamda yükselişte. Gün içi dalgalı seyirlerle beraber 10 yıllıklarda örneğin 2.33 seviyelerinden bir kapanış gerçekleşti. 5 yıllıklara baktığımızda 2.36, 10 yıllık faizin hala da üzerinde bulunmaya devam ediyor. Almanya cephesinde keza bu hareketlilik benzer bir şekilde kendini gösteriyor. 0.46 seviyesinde günü kapattığını görüyoruz. Küresel negatif faizi tahvil stoğundan bahsettiğim süreçte buradaki para politikalarında normalleşme adımlarıyla beraber gerilemenin de devam ettiğini görüyoruz aslında. Beklenen faiz artırım süreçleri başlamış gibi görünüyor. FED buna dahil, İngiltere Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası'nı bir kenara koyacak olursak çok merkez bankası faiz artırımı noktasında hareket etmeye devam ediyor. Gerilemeye devam etmesiyle birlikte negatif faizi tahvillerinin 2.9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor an itibariyle. Efendim burada portföy yönetimini noktalayacağız. Yine devam edeceğiz. Saatler 11'i gösterdiğinde piyasa saatiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.